Evet, Şefik Muhayt Dereli kardeşime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasan Nihat Erduran, günaydın. Sedat Esin, tekrar selamlar ettim. Kamil Özalay, Sayın Pilli binlerden bahsetsin diyor. Test konusunda 200'lerden değil. Önemli, önemli, çok önemli. Erbil kardeşim, Erbil Damcıoğlu, günaydın Sayın Komutanım. Getireceğin merkeze, göstereceğin herkese lafına çok güldü. Evet, göstereceğin herkese, görsünler, baksınlar. Ona göre ben polisi bu konuda desteklerim yani. Her gün cam kıracaksın, her gün cam kıracaksın. Takın yerine kemeri, takın yerine kemeri. Yani ne diyeyim size? Ekrem Bayırgül, selamlar Tülümberova. Eptüm ellerinizden, sağ olun, var olun. Ve Serhat İncirli'nin yorumuna geçiyoruz. Evet, Kenan Aksoy, bir önerim var. Bundan sonraki düzende CAPEX 20 milletvekili, 8 belediye, makam arabaları iptal, 20 bin kamu görevlisi, en önemlisi adamıza uygun başkanlık sistemi. Simple, basit. Yoksa aynı hamam, aynı tas gidersek hiçbir zaman ayağa kalkamayız. Kenan Aksoy bunu söylüyor. Ben bir deste bana fitim Kenan Bey. O da ayrı bir mesele ama neyse, tartışırız. Evet, bugün önemli bir gün. Tatar ve Özersay'a güveniyorum. Başlık böyle. KKTC belki de, hatta rakam ve istatistiklere göre en rahat atlatan, en sıkıntısız geçiren bir coğrafya. Amerikan başkanı ekonomik yaşamı başlatmak veya ateşlemek konusunda desperate. Desperate girnecionumuzu gönderdik. Serpil Hanım geldi, bize ikinci girnecionumuzu getirdi. Ama biz bu girnecionu önünüzde içmiyoruz Ramazan'dan dolayı. Evet, Amerikan başkanı, tekrar ediyoruz, ekonomik yaşamı başlatmak veya ateşlemek konusunda desperate. İngiliz başbakanı da öyle, o da desperate. Desperate olmak nedir? Aslında bu kelimenin çok farklı anlamları var. Türkçe alt yazılı bazı filmlerde pek çok bu çok anlamlı olmaktan kaynaklanan bir yığın çeviri hatası olur. Gülümseriz. Burada da eğer sözlüğe bakarsanız ilk karşınıza çıkan umutsuz olmaktır. Peki Amerika Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başkanı Boris Johnson ekonomiyi yeniden ateşleme konusunda umutsuz mu? Tam tersine. İkisi de her şeyi göze almış durumdadır. İki liderin kendi ülkelerindeki yayın organlarını dinlediğiniz, gazetelerini okuduğunuz zaman ekonomiyi yeniden rayına oturtma konusunda umutsuz değil, her şeyi göze almış. Desperate'in iki anlamı. Olduklarını rahatlıkla görebilirsiniz. Amacım İngilizce'ye dersi vermek değil. Öyle ders vermek gibi bir hadsizliğim yok. Ders vermek başlı başına haddini bilmektir. Neyse, bu girişi neden yaptım? Çünkü bizim ülkede de benzer kararların verilmesi söz konusu. Amerika ve İngiltere, koronavirüs salgınını en kötü yaşayan ülkeler arasında. Hatta Amerika en kötü yaşayanı, İngiltere'de yanılmıyorsam dördüncü en kötü yaşayanı. KKTC ise belki de, hatta rakam ve istatistiklere göre en rahat atlatan, en sıkıntısız geçiren bir coğrafya. Demek ki Başbakan Ersin Tatar ve kabinesinin işi hiç zor olmasa gerek onlara göre. Öyle değil işte. Çünkü gerçekten bu konu hassas. Hiç bilinmeyen birçok unsur söz konusu. İkinci dalga beklentisi geriyor. Almanya'da bazı açılımlar yaşandı. Sokağa çıkma yasağının hafifletilmesi, ticari ve sosyal yaşamın yeniden başlaması konusunda bazı açılımlar gerçekleşti ama vaka sayısı yükseliş gösterdi. Evet, test sayımız az sayılıyor ama nüfus oranına göre Türkiye'den az değil. Evet, vaka sayımız çok az. Evet, Allah kötüsünü göstermesin, yaşamını kaybeden insan sayımız düşük ama ortada bir ikilem söz konusu. Açacağız. Hangi hızda ve nasıl? Ve bir de kafalardaki en önemli soru, gerçekten KKTC'de bitti mi? Sanırım Bakanlar Kurulu bugün buna karar verecek ki 10.30'dadır Bakanlar Kurulu'nun toplantısı, saat 10.30'da Bakanlar Kurulu toplanacak. Zor bir görev,
zor bir karar. Açılma konusunda acele etmek büyük bir aptallık mı, yoksa başka çaremiz yok mu? Bu kararı alırken sağlıkçı ağırlıklı uzmanların görüşleri mi ağır basmalı, yoksa bir şey olmaz, ekonominin çarkları hemen dönmeye başlamalı diyenlerin mi? Ersin Tatar ve Kudret Özersay liderliğindeki Bakanlar Kurulu'nun sorumluluğu, bizim coğrafyamızda bundan önce görev almış olan yüzlerce yöneticinin omuzlarında hiç taşımadığı ağırlıktadır. Bunu neden belirttim? Çünkü sırf eleştirmek için, hatta sırf kötülemek için yazmak, yorumlamak yerine, onların bu zor kararı verirken yanlarında olduğumuzu bilmeleri, verecekleri kararı kolaylaştıracaktır. Evet, yavaş yavaş açıyoruz deme olasılıkları, verdikleri mesajlardan da anlaşılıyor ki çok yüksektir. En doğru kararı, en doğru insanların görüşlerini de alıp ortaya koyacaklarından eminim. Bundan bir süre öncesi olsaydı, verecekleri veya alacakları kararlarda hamaset ve saçma milliyetçilik baskısının bir hayli yüksek olma olasılığının %100 olduğundan da eminim. Ama şu anda Sayın Tatar, Sayın Özersay ve arkadaşlarının böyle bir karakteristik kakateci hatası yapmayacaklarına, hamaset ve saçma milliyetçilikle karar almayacaklarına inancım tamdır. Geçenlerde bir makalede bir cümleyi not almışım. Şöyle diyordu: geleceğimiz sadece bilim insanlarına bağlı kalmamalı. Hükümetler demokrasinin bir sahteliğe dönüşmesine de engel olmalı. Bizim demokrasimiz ne yazık ki ciddi anlamda bir sahteliktir. Ne olur bunu kabul edin. Koronavirüse kadar ki dönem tam bir rezaletti, hamasetti, felaketti. Dolayısıyla hükümetimizin alacağı vereceği kararlar bir daha o demokrasinin sahteliğe dönmemesi adına çok değerlidir. Bunu vurgulamak istiyorum. Evet, sağlıkla ilgili bilim insanlarının öngörüleri, saptamaları, tahminleri, bulguları yakın dönemdeki geleceğimizi önemli ölçüde belirleyecek. Açılımlarla ilgili kararlara onların çok etkili olmasını bekliyoruz. Ama hükümet, bu ülkedeki sosyal ve siyasi yaşamın, demokrasimizin eskisinden daha kötü bir sahtekarlığa, sahteliğe dönüşmesine asla izin vermemelidir. Bu konuda Sayın Tatar ve Sayın Özersay'a ve kabineye güveniyoruz. Yanlarındayız. Alacakları karara da kolay gelsin diyoruz. Şevket Tacel bize günaydın diyor. Yeter artık, mahkumlarda bir annesi babası vardır. Mahkumlar bir evlattır. Onlar da evlat sahibidir. Onlar da insandır. İlle birilerine bir şey olduktan sonra mı tedbir alınacak? Annelerimiz ağlamaktan gözyaşlarını tükettiler. Hiç mi vicdan yok? Evet, KKTC Merkezi Cezaevinde bulunan mahkumlardan ölüm oruçlarında bugün bazılarının 13. günü. Elif Eskiyörük'ün yorumu: daha dün meclis toplantısında kimse cezaevi ve koşullarını dile getirmedi, getirdiler. Getirdiler, Elif Eskiyörük, getiren vardı. İyi yayınlar, az da olsa meclis mahkum sorunlarına değindi diyor Mehmet Nuri Tumur, sizin sayenizde diyor. Keşke benim sayemde olsa. Evet, bu konuya daha uzun süre değinmenizi diliyoruz. Cezaevinde ölüm orucu devam etmektedir Mehmet Nuri Tumur. Bu konuya artık bizim de gücümüz kalmadı. Yetmiyor artık çabalarımız hiçbir şeye. İnsan, insan, insan dedik, olmadı. İnşallah bir şeyler olur. Evet, Necdet Nihat Erduran
TC uçuşları iptal, cezaevinde sıkıntı yok. Yeni cezaevi bitmiştir. Şartlı tahliye içeride vukuatı olanlara tahliye vermez diyor. O da doğru. İçeride vukuatı olana vermez. Başka sorunu olana hiç görüşmez bile. Evet, İngiliz gazetelerine bakalım. Programımızın son bölümüne geldik. Çok özür dilerim ama ben bu kahveden bir yudum almazsam boğazım beni öldürecek. Beni affedin. Çok özür diliyorum. Ya da şöyle bir şey yapalım. Sevgili Örsan, İngiliz Örsancığım, bir maske şeyimiz var mıdır? Maske nasıl takılır çalışması var mıdır bizde? Ya da benzer bir şey. Onu koyalım, ben bir yudum kahve içeyim. Çok böyle boğazım şey oldu. Önümüzde içmemek maksadıyla diyorum. Allah Ramazan'da oruç tutanlara güç versin, kolaylık versin, Allah kabul etsin. Şimdi bir aracık verelim öyle hafiften, ding dong desin. Ondan sonra çabuk çabuk bir iki yudum alayım, geri gelelim. Size İngiliz gazetelerini okuyayım. İzledik. Mesafeyi nasıl yapacağız? Bu yeni hayatımızda açılımlarda olur inşallah. Olduktan sonra böyle devam edeceğiz. Evet. Önümüzdeki yıl İngiltere'de 18 bin insan fazladan ölebilir kanserden. Çünkü koronavirüs nedeniyle kanserde %60 kemoterapi azalması ve %76 da kanser teşhisi azalması olduğu söyleniyor. Ki ne istatistiklerle uğraşıyor insanlar. Bizde hiç olmayan şeyler bunlar. Çok ilginç tabii ki. Evet. Ve gelelim bazı moral bozucu haberlere. Mesela bizim moralimiz neden bozulsun bundan dolayı? Ama örneğin dünyayı neler bekliyor ki bizde de olacak benzerleri. İngiliz Hava Yolları, British Airways, evet, havacılıkta gökyüzü kararırken diyor Financial Times, British Airways 12 bin kişiyi durduracak. Buna Türkçe olarak aman tanrım diye tepki verebiliriz. Rumca'da bana yamu diye bakabiliriz. Ama British Airways to slash 12,000 jobs as skies darken for aviation. Güzel bir başlık. Evet, ve bunun recovery'si, yani bunun recovery, yeniden cover etmesi, yeniden yapılanması, yeniden düzelmesi olayı da
several years alacakmış. Birkaç yılı alacak diyor. SAS ve Lufthansa. Onlar da ciddi sıkıntıda. Bu da çok ilginçti tabii ki. Ve Star gazetesi Pentagon dosyaları UFO'ların var olduğunu kanıtladı diyor. Bugün bu haberi koymuş manşetine. Bir de çıplak kadın koymuş yan tarafına. O da böyle yayınlıyor. Yani onu da böyle okuyorlar, böyle istiyorlar. Yapacağımız bir şey yok. Ve koronavirüs krizinde İngiltere'de artık yapmış 65 yaş üstüne ve çalışanlara test yapmaya başlıyorlar. Daily Mirror gazetesi koronavirüs kriziyle ilgili bunu yayınladı. Ve dramatik bir şekilde koruyucu ekipmanlar krizi devam ederken 150 bin Çin'den 150 bin maske ve 150 bin maske satın aldı Mail gazetesi. 150 bin maske ve 1 milyon sterlin ödedi. Akşam uçakla bu maskeler İngiltere'ye getirildi. Daily Mail gazetesi de bunu bir uçak dolusu maske olarak yayınladı. Ve milyonlarca kişiye şimdi virüs testi yapılacak. Dün bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ulus olarak İngiltere'de. Daily Express gazetesi ve birçok gazete bunu yayınladı. Bu arada British Airways'in 12 bin kişiyi durduracağı haberi de Express'in ön sayfasında yer alan haberler içerisindeydi. Ön cephede yaşamlarını virüs nedeniyle kaybedenler bir dakikalık saygı duruşuyla anıldı ve COVID-19'da ölüm sayısı artabilir uyarıları var. Büyük Londra yangınından daha fazla özür dilerim, büyük yangını değil, 1900 1940'da ölenlerden 1940'da ölenlerden çok daha fazla insan ölmüş. Evet. 21.678 kişi oldu ölenler İngiltere'de. Vaka sayısı 161.000'e ulaştı. İsviçre'de artık uygulamalar o kadar değişti ki artık diyor İngiltere'de 10 yaşından küçükler nene ve dedelerini kucaklayabilirler. O yasak kalkmış İsviçre'de. Daily Telegraph ön sayfadan bunu yayınladı. İlginç bir şey. Evet. 18 bin kanser ölümü Guardian'ın manşetindeydi. Bugün bu da verildi. Ve saç kesimi olayı, kendi saçınızı kendiniz mi kesmek zorundasınız? Bu olay da var. Bugün o da ön sayfadan verilmiş. Benim eşim kesiyor, çok güzel kesiyor. Ve bakım evlerindeki ölenlerin sayısı, hastanede ölenlerin sayısını geçiyor. Bu çok büyük bir sıkıntı İngiltere için. Bu da manşetten yer almış aynı zamanda. Çok acı tabii ki. Türkiye gazeteleri ön sayfaları ile devam edelim. İngiltere'de gazeteler kötü bir şey varsa
bunu yazmaktan pek fazla çekinmiyorlar. Yani kötüdür, yoksa yoktur. Türkiye'de daha fazla hep propagandayı görüyoruz. İyileşti, 93 yaşında, 80 yaşında muhteşem, ama ölenler de var. Tabii sayı şu anda az ve Türkiye başka ülkelerde ölüm rakamlarının saklandığını da iddia ediyor. Ama bu konuda bazı iddialar Türkiye'de de var tabii ki. İnşallah o iddialar yanlıştır, doğru değildir. Salgın döneminde ülkeyi kutuplaştıran iktidarın hedefindeki iki isim Cumhuriyet'e konuştu. Diyanet İşleri Başkanı'nın laik hukuk devletini hiçe sayarak nefret söylemi kullanmasına tepki gösterdiği için hakkında soruşturma başlatılan birinci kişi Ankara Barosu'nun başkanı Erinç Sakan, diyor Cumhuriyet gazetesi. Erinç Sakan, kanun insan haklarını korumayı bize görev olarak yüklüyor, görevimizi yerine getiremezsek asıl o zaman suç işleriz, demiş. Bakanlığın, Adalet Bakanlığı'nın tarafsız olmadığını iddia ediyor. Ve ikinci kişi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un usulsüz işlemlerinin peşini bırakmadığı için hakkında suçu ve suçluyu övme iddiasıyla soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı. Halkın hakkını korumak bizim sorumluluğumuzdur, diyor. Bu arada İmamoğlu, Altun'u tanımam, işlem kişiye göre yapılmaz, dedi. Polis Adana'da denetimlerden kaçan 18 yaşındaki genci vurarak öldürdü. Evet. Salda Gölü'ndeki yağma durmuyor. Göl kıyısına konteyner evler konduruldu. Salda kondu, diyor Cumhuriyet gazetesi buna. Salgın bitmedi, aman dikkat başlığıyla da kalabalık bir fotoğraf vermiş. Aksaray'da 25 yaşındaki işsiz genç kendini yaktı. Evet, kuru öksürük ve şiddetli halsizlikle başladı hastalığı, yenen hekim Cumhuriyet'e anlatmış. Başta umursamadık, demiş. Afrin'de terör, en az 40 ölü, bomba yüklü tankerle saldırı, 40 sivil yaşamını yitirdi, terör örgütü PKK-YPG sorumlu tutuldu, Rusya da İdlib'de cihatçı grupların Türk-Rus mutabakatını baltalamaya çalıştığını duyurdu. Cumhuriyet gazetesini okuduk, Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesi, hangi zengini almaya geldiniz? Türkiye'nin gururu hava ambulansının ekibi, Türk hastaları almaya gittiğimizde yabancılar bize böyle soruyor. Bu hizmet ücretsiz deyince şaşıp kalıyorlar. Evet, Gürcan Yıldırım pilot, Doktor Alim Gasanov, acil tıp teknisyeni Ali Göksu. Onlar Türkiye'nin jet sağlık gücünün kahramanlarından üçü, diyor bugün. Türkiye birçok konuda destek vermeyen Amerika'ya gerçek müttefiklik nedir gösterdi. Müttefik nedir böyle olur, diyor. Bu arada bütün dünyada 216.508 ölüm oldu. Vaka sayısı da 3 milyonu geçti. Trump Çin'e 160 milyon dolar virüs faturası kesti, bize de gönderir inşallah davaya açtıktan sonra. Yani bize 100 milyonunu gönder, 60 milyonu sen al, Donald. Anlaştık. Siz Çin'i dava ederseniz ben de Donald'a mesaj gönderirim yani. Aynı mantık. Ve ya tutarsa? Yani piyango gibi bir şey. Mr. Donald Trump, good morning sir. Could you please send us some kotor money? Please. Evet, Sabah gazetesini de geçelim. Son olarak bir gazeteye daha bakalım, böyle rastgele seçeyim. Posta. Posta gazetesi bugün ne yazmış?
İkinci dalgacılar. Türkiye 6 haftadır karantinada, önlemler etkisini göstermeye başladı. Bilim kurulu sık sık aman dikkat, kurallara uymazsak başarımız riske girer, salgının ikinci dalgası ortaya çıkar diye uyarıyor. Ne var ki birileri bu uyarıları umursamadan dalgasına bakıyor. Evde parti yapanlara 2 ay hapis demişler. Böyle zengin metroseksüel tipçikler. Kendini sokağa atanlardan biri de 67 yaşındaki yönetmen Sinan Çetin'di. Çetin hem maskesiz hem eldivensiz 10 gün içinde 3. kez objektife yakalandı. Ankara Mamak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu halde parkta uzun eşek oynarken polise ihbar edilen 10 kişiye toplam 31.500 Türk lirası ceza kesilmiş. Evet, sokaklar dolup taştı. Sosyal medyada da paylaşıyorlar fotoğraflarını. Ne yazık ki. Ve ikinci dalgacılar diyor bunlar için bu haber. Evet. Çin'de 2 yıl futbol oynayan Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, ne yiyip ne içtiklerinin sınırı yok, oradan daha çok hastalık gelir dediği için istemeden kırdığım tüm Çin halkından ve arkadaşlarımdan özür dilerim dedi. Bravo. Evet. Çok güzel. Ve UFO'lar Pentagon paylaşmış, dünyada izlemiş. Biz de programın sonuna geldik. Özlem Özkan Bozdağ inşallah sesimizi duyarlar diyor. Nevfel Aslan Yürek, cezaevindeki mahkumların çoğu şu an uyuz olmuş bir durumda ve revile alınmalarına rağmen kendi paralarıyla ilaç alımı yapılmıştır. Çok basit bir muayeneden geçirilerek başka bir boş bir koğuşa koyulmuşlar tedbir amaçlı. Ama koyuldukları yer pislik içinde. Onları oraya koyup ölüme terk etmeleri bu kadar basit bir şey mi? Gerçekten rica ediyoruz. Artık mahkum aileleri olarak sesimizi gerekli yerlere ulaştırınız lütfen diyor. Yalan gibi gösteriyorlar bu söylediklerimizi. Gözden geçirmelerini istiyoruz. Kendi gözleriyle görsünler mahkumların hallerini diyor Nevfel Aslan Yürek. Bugün Nedime Öreç, oğlum mahkumlar çıksın isterik ama akıllı duracaklarına kim garanti verir? Evet. Belki ders alırlar diyor. Nedime Öreç bize bunlar söylemiş. Çağrı Akyüz, abi selamlar. Güne seninle başlamak harika. Başarılarının devamını dilerik. Sağ ol Çağrı Akyüz. Teşekkür ederim. Özlem Özkan Bozdağ, lütfen cezaevleri için bir şey yapılsın diyor. Evet, Çiğdem Gün Görmez Yüksek, çok merak ediyorum. İngiltere'den uçak gelecekmiş. Gelsin tabii ki, bizim vatandaşımız da garantina paralarını kendileri ödesin bir zahmet. Benden kesilen para aç insanlara gitsin. Devletin o parayı ödeyecek durumda ise benim paramı kesmesin diyor. Bugün, evet, garantina paralarını kendileri ödesinler diyor. Hasan Nihat Erduran, TC uçuşları iptaldir demişti demin de. Biz de selamlarımızı ilettik. Selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz bizi izleyen herkese. Örsan Balıkçıoğlu aynı şekilde selamlarını iletiyor. Nazım Ertürk'e günaydın diyoruz. Girnecon'a teşekkür ettik, içtik. Yarın sabah 07.30'da buradayız. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın sabah görüşüyoruz. Hoşça kalın.